Sayın seyirciler, Nazlı yere basmaz Adana güneşinin altında boncuk boncuk terleyerek çalışan çiftçiye sordu. Kazanabiliyor musunuz? Çiftçinin yanıtı döviz hesabı ile oldu. Çünkü tüm ham maddeleri dışa bağımlı. Hesap basit, sorun belli ve üretici şimdi çözüm bekliyor. Handan Hanım, size hanım ağa mı diyor? Evet, 20 yıldır bu ürünle uğraşıyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ne kadar araziniz var? Aşağı yukarı şu an 800 dönüm ekilişim var. Ektiniz mi hepsini? Ektim, evet. Şu anki mahalletlerin altından imkanı yok çıkmayı. Adana'nın hanım ağalarından Handan Erol. Üstelik babadan dededen kalma değil arazileri. Mevsimlik işçi bir ailenin çocuğuyken o tarlalarda ürün toplaya toplaya hem maddi hem de tecrübe olarak biriktirdikleriyle tarlalara ekiyor. Tam 20 yıldır. Ama bu yıl adım adım büyüttüğü varlığını yekten kaybetme tehlikesinin huzursuzluğunu yaşıyor. Yani insanlar, herkes mağdur. Yani çiftçilikten çekilmemiz lazım. Başka bir şey yok. Hani ben kendi şahsım olarak bu yıl son. Hanım ağalık gidiyor mu? Evet, gidiyor aynen. Nasıl hissediyorsun? Yapamıyorum abla. Daha fazla hani kimsenin gücü kalmadı. Geçen yıl ben aldığım gübre 1800 lira. Bugün bana 4400 lira diyen bir gübreyi ben ne yapayım? Erol'u bu noktaya getiren yıldan yıla artan döviz. Sezon başında tarlasına girdi. Tohumunu ekerken dolar arttı. Gübresini atarken dolar arttı. İlacını kullanırken dolar yine arttı. Şimdi ürün toplayacak. Biberinin fiyatı da artar diye düşünmüştü ama... Şu an bu biberin dalında 170 kuruş maliyeti var. Ve benim sattığım 70 kuruş. Hesabını siz yapın. Adam 100 bine aldığı tarladan inanın 20 bin lira para çıkarmadı ya. Yani bu sene öyle bir sene oldu abla. Ürün ne olursa olsun ham maddesi dışa bağımlı olduğu için dövizin hızına yetişemedi çiftçi. Örneğin sene başında tarlasına 100 bin lira masraf etmek yerine o parayı dolara yatırsaydı 16 bin lira, euroya yatırsaydı yaklaşık 13 bin lira kârı olacaktı. Vallahi çok iyi olurdu abla. Belki öyle yapsaydık şu an yani cebimizdeki paranın üstüne para koyacaktık. Ama şimdi ne oldu? Cebimizdeki paralar da gitti diyebiliriz yani abla. Tarım Bakanı'nın yaptığı iki çiftçilik anketinin aksine üreticiler dertli. Ama zarara girseler de, borç üstüne borç katsalar da yine en kıymetlilerine toprağa yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Kıymetli şey ama kimse kıymet vermiyor ki. Bakın 6 aydır ben doğru düzgün çocuğumu görmemişim. Bütün arkadaşlar çiftçiler hepsi genelde saat 5'te, akşam saat 8'e kadar tarladasın. Vallahi ablam, şimdi bekliyoruz biz de inşallah yani bir ışık görürüz diye umut ediyoruz yani ablam.